12-18 haftalık kimler şanslı bakalım. Sevgili koçlar, bayağı mücadele ettiğiniz işte başarılısınız. İlişkide sert olmayı bırak, ailene güzel davran. Sevgili boğalar, huzursuzluk sendromu nedir ya? Bir at çöpe onu, işine, ilişkine, hayatına odaklanma vakti. Sevgili ikizler, devamlı yurt dışı telaş evraklarıyla uğraşıyorsunuz. O hedef sizin oraya yerleşeceksiniz. Beş karış havada olduğunuz iş konularınıza önem verin. Sevgili yengeçler, çevrede kim için odaklandığınız değil, kendiniz için ne kadar odaklısınız ona bir bakın. İlişkiye de doğru itiraf dönemi. Sevgili aslanlar, yeni ortamda enerjiniz çok yüksek. Kem gözlere dikkat edin, işinizde büyük bir başarı ve yenilenme var. Sevgili başaklar, yeni ilişki konusunda gayet şanslısınız ama tedbiri elden bırakmayın. Aşkta da ve işte de siz güçlüsünüz, unutmayın. 12-18 haftası kimler şanslı bakalım. Sevgili teraziler, her şeyi değiştirip yeni bir düzene, yeni bir oluşuma girmek istiyorsunuz. İşinizde de konum ve yöneticilerde aranızdaki kriz düzeliyor. Sevgili akrepler, aile sorunlarınızın üstesinden gelip onlardan özür dileme vakti. Evlilik teklifiyle ilgili radikal karar, seyahat dönemi. Sevgili yaylar, geçmiş konulardan kurtulup kendinize bir dönerseniz hem iş konusunda hem de ilişki konusunda daha şanslısınız. Sevgili oğlaklar, alım satım konusunda kardeşlerle böyle papaz, ortaklı noktalarla papaz noktadasınız. Hukuki süreci başlatmanız lazım. Yaşadığınız yeri artık terk etme vakti. Aşk konusunda da özlemlerle dolu bir dönemdesiniz. Sevgili kovalar, yasal konularda şanslı olabileceğiniz iş iadesi, iş evremiz var gözüküyor. İlişkinizi göz ardı etmeyin. Sevgili balıklar, hedeflerinize ulaşıp anlattığınız her şeyde başarılısınız.